lokomotifler, buharlı lokomotifleri yapan, yolcu vagonları yapan bir fabrikadır. Ama onu da sonunda çeşitli ticari yapılara soktular ve en sonunda Ankara'da kurdukları bir şirkete bağladılar koskoca bir fabrikayı. Halbuki bugün her türlü raylı sistem, yani raylar üzerinde itilen ve çekilen bütün araç ve gereçleri yapabilecek büyük bir potansiyele sahipti. Lokomotifler yapıyordu. Mazotlu lokomotifler, elektrikli lokomotifler patent olarak, yani dış ülkelerden patentini alıyordu. Yapıyordu ama yani teknolojik gücünü gösteriyordu. Tabii burada şimdi, bir sürü marşandiz, cer atölyeleri vesaire, evet, her yer. Şimdi ne hikmetse şimdi ilk defa Türk otomobili yapıyoruz dediler. Galiba onu da gün gördüğüm gazetelerde durdurmuşlar onun da üretimini. Aslında gerçek %100 A'dan Z'ye her şeyi yapılan, projesi dahi %100 Türk olan otomobil Devlet Demiryolları Fabrikası'nda devrim rahmetli otomobili. Cemal Gürsel'in 19 Mayıs bayramına yetiştirin diye 3-4 ay var 19 Mayıs bayramına. Ben 19 Mayıs stadına ona binerek gideyim diye bir sözü üzerine kolları sıvadı o dönemin kahraman vatansever mühendisleri ve her tarafı %100 ama öyle şimdiki Avrupa'da parçalar yaptırılıp da toplanmış assembling denir ona. Öyle bir otomobil değildi. Adı da üstündeydi. Anadolu. Hatta bunun için yarışma açılmıştı. Hangi ismi verelim diye. Anadolu sonra çıktı. Ondan evvel devrim adını taşır. Yani bir bakıma da 27 Mayıs'ı ima eden bir isimdi. Ama biliyorsunuz 4 tane yapıldı bunlar. Neden sonra ben rektörken Anadolu Üniversitesi kampüsünde bizim Münih'teki Teknoloji Müzesi'ne benzer bir müze kurmak arzusuna kapıldım. Ve onun için hava kuvvetlerinden işte devre dışı bırakılan uçaklardan jet uçakları dahil aldık. Vagonlar, küçük vagon, hatta bir dönemin rahmetli Turgut Özal'ın prenslerinden sayılan Devlet Personel Dairesi'nde genel sekreteri vardı. Sonra milletvekili oldu, rahmetli oldu şimdi. Sivas'tan, benim bu arzumu bildiği için Sivas'tan yataklı vagon, ama hangi yataklı vagon? Vagonlinin yataklı vagonlarının işçilere yatakhane diye kullanıyorlarmış Sivas'ta. Oradan getirtip bizim üniversiteye yerleştirdiydi. Bir de lokomotif koyduyduk. Eskişehir'de yapılmış lokomotif. Başlangıç olsun diye. Hatta şunu söyleyebilirim. Vepkoş da Anadolu otomobillerini üretiyor o tarihte. Kendisi ilk yapılana binmiş. Kendisinden istedim bir gün üniversiteyi ziyaretinde. Ne yapacaksın dedi. Dedim ki müze kuracağım. Teknoloji müzesi. Ve sen dedi hele kapalı bir yer yap da dedi. Ben göreyim ondan sonra veririm demişti. Daha sonra Rahmi Koç. Haliç'te biliyorsunuz. Hakikaten dünyanın ünlü müzelerinden bir tanesini kurdu. Çok güzelini kurdular. Böyle bir macerası vardı bizim Eskişehir'in. Dolayısıyla hocam, şeyi hatırlıyorum. Gazetecilik yapıyordum o sıralarda. Muhabirdim. Dünya Gazetesi muhabiriydim. Her gün Devlet Demiryolları Fabrikası'nın önüne bez asılır. İşte 40 gün kaldı, 30 gün kaldı, 35 gün kaldı diye her gün. Nasıl canhıraş bir çalışma. Hatta biz ilk motor gövdesinde kendileri döktüler. Döktükleri motor gövdesi Sivas'ta mı döküldü yoksa gövde olarak döküm orada yapıldı geldi. Yoksa bizde mi tam hatırlayamıyorum şimdi. Ona ilk defa enerji verecekler. Yani hem elektrik verecekler hem pistonları çalıştıracaklar. İşte ne derler bujiler her şey yapıldı ama korkuları var. Ya infilak ederse? Onun için bizi almadılar o gün gazeteci olarak. Biz de bulunalım o dönemde dedik. Sonradan öğrendik ki motoru koymuşlar, etrafını kum torbalarıyla çevirmişler. Bir kablo, benzin aktan marş şeye, motoru, işte efendim akü bağlantısını falan filan. Herkes bir kenara çekilip öyle denemişler. Patlamadı. Ve 4 tane olmuş. Sonradan bunlar Ankara'ya Cumhurbaşkanı'na 19 Mayıs'ta yetiştirirken vagonlara koydular, nakliye vagonlarına. Boyaması, cilası bir kısmının vagonda Ankara'ya giderken yapıldı. Yani ucu ucuna yetişti. Bu arada tabii bir tanesine deneme için sadece fabrikadan gara gidip de gardaki trene koyacak kadar diye düşündükleri için az bir benzin koymuşlar. İşte o da yarım kaldı falan. Arkası gelmedi. Ha, bu arada söyleyeyim. O arada, yani artık bir şey oldu. O arada efendim. Bahane oldu değil mi hocam? Tabii Ordu Yardımlaşma Derneği de Renault'un yapımı için Fransızlarla anlaşmıştı.
Dolayısıyla bizim devrim otomobili gerçekten bir devrimdir. Onu anılarımda evet. özellikle yaşadım. Hocam, filmini seyretmişsinizdir. Evet, güzel. Yalnız çok acıdır. O çocukcağız, o mühendislerden birinin oğlu, babasından da almış bütün o bilgileri. Ve Devlet Demiryolları'nda o otomobilin yapıldığı atölyelerde çekimi yapmak istedi. Ama kendisine bir karşılık beklediler. Belli bir saha, futbol sahası yap demişler, bilmem ne demişler. Onun üzerine kızdı. Kendisi İstanbul'da stüdyolar kurarak yapmaya çalıştı. Evet. Bunu da ayrıca o hikaye içerisinde yerini alması için burada anlatıyorum. Hocam.